Şuna tıklayayım. Tamam, şu anda sorun kalmadan oynayabiliriz. Evet. Hastalığın tam olarak hala ne olduğunu söylemiyor doktor. Yani şizofren mi? Ne bileyim. Başka bir şey mi? Hani atıyorum Alzheimer gerçi bu yaşta konmaz teşhisi. Bilmiyorum yani. Ama teşhis konuldu. İleride nelere sebep olacağını işte az çok söyledi. Terapi yöntemlerini söyledi. Bakacağız. Ben tabii ki boşuna joystick tutuyorum. Joystick'te olmayacak o iş. Şuna tıkla. Ha, zıplıyor. Niye zıplıyorsun üzerine ya? Şu anda konuşalım. Affedersiniz, saati susturmanız mümkün mü? Tik tak sesi onu rahatsız ediyor. O kadar kötü değil, idare ederim. Sorun değil, kurallarımıza uygun. Eğer sizi rahatsız eden başka bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Saat sustu. Doktoru, teşekkürler. Hoş geldin abicim. Bu evdeki saatleri açıklıyor sanırım. Not saat tik takı. Evde de biliyorsunuz bütün saatler şeydi, hani birçok saat vardı ama hiçbiri şey yapmıyordu, ses çıkarmıyordu. Tik taklamıyordu ya da ne denir. İlk bölümleri hatırlayın, ilk başları hatırlayın. Mordoğan, teşekkürler. John River. Peki, saate bakalım. Ha, önce yukarı çıkacağız. Ve saate bakacağız. Ha, şey eksik. Şu ne, çanta mı? Düz kahverengi bir çanta. Bu yatak. Doktorun masasına bakalım. Tony Atwood. Ha, işte bu konulardaki meşhur çalışmaları olan doktor. Diplomalar. Oy ya. Yalnız görmediğimiz, bulamadığımız iki yadigar daha var. Ha, şurada bir adam var ama yok, o sıradan ya, başka bir hasta. Sıradan demek doğru olmaz tabii ki. Allah Allah, küçük. Başka gidebileceğim bir yer yok. Yukarı devam. Kızda bir şey yok. Çantayı gösteriyor, yok. Bir dakika, tek tek bir bakacağım. Yukarıda bir şey yok. Doktor da yok. Masasında bir şey yok. River ya da John üzerinde yok. Çantada, çantayı aldık zaten. Aa, ornitorenk var, evet. Şimdi chatte gördüm, bir arkadaşımız yazmış. Mavi bereli yazmış. Tam da o sırada gördüm. Bu gaddarlık abidesinin bu kadar eskiye dayandığına inanamıyorum. Görünüşe göre iyi bakmışlar. Ama hayvanlar konusunda zevkleri çok kötü. Bu gerizekalı neyine güvenip böyle aptal saptal şey yapıyor. Hala bir eksiğimiz var. Şu ne? Almıyor. River'ın oturduğu yer. River'ın oturduğu yerde çanta var. Onda baktık. Düz kahverengi çanta. Burada bir şey yok zaten. Aşağıda ne varsa ya. Şeye bakmıyor.
Güllere ne oluyor demişti The Last Alton. Aa, bilmiyorum ki, site gene bir gel git yapıyor olabilir. Düzelir arkadaşlar, merak etmeyin. Bana yardım edin. Kağıt parçası. İşte tıklanmıyor. Bak. Bak. Şeye basıyorum bak. Şuraya basıyorum. Bir dakika, joystickle deneyeyim. Yok, iniyor. Hem joystick hem mouse'la deniyorum. Yok. Zıplıyor. A-a. Monitoring. Aa! Lan John'un üzerindeymiş. Az daha sabır. Birazdan seni çağıracaklar. Tamam. Birazdan seni çağıracaklar. Şu bu. Yukarıda da doktorla konuşuyor. Terapiden bahsediyor. Hastalığın artık hani geri dönüşü olmayan bir konumda olduğundan bahsediyor idi. Ne yapıyorsun ya? Ne oluyor be? Aa, gitmiyor sağa. Niye gitmiyor? Ne oluyor ya? Bozuyor ya. Ha, hayır. Tamam ya. Yep. Tamam, 4 hamlede. Gene idealde bulduk. Ne işime yarar bilmiyorum bunları böyle idealde bulmak ama. Ah, sinemadalar. Gençler sinemada. Of, çocukluğa döndüler lan. Ergenden hallice. John'a bak. Bak. Biliyorum. Bir zamanlar bu saçmalığı izlemek için para vermiş. Hayır salak. Bak, zaman atladık. Kutsal aşırı pişmiş makarna adına. Çocuk tek başına sinemada. Tam bir ezik. Sen de sinemaya hep tek başına gidersin. O farklı ama. Benim zevklerime uygun biri yok henüz. Hadi onu geçtim. Birisi nasıl bu saçmalığı sonuna kadar izleyebilir? Böylece bu film hem fiziksel hem de metafiziksel açıdan berbat oluyor. Oldu mu? Hadi gidelim. Ne? He, doğru. John? Ne oldu lan? Hey, bekle. Ben var bir emojenle konuşmamak. Dil bilgisi sevgili Watson. Kendine bak. Söylediğin şey tam bir cümle bile değil. Gidip yadigar bulmaya çalışalım biz. Tamam, sinemanın kantinindeyiz.
ne yapıyorsun? Bu ortadan kaldırdığın... Ha, ne yapıyorsun? Bu ortadan kaldırdığın üçüncü kişiydi. Aman, kalıcı değiller sonuçta. Herkesi kaldırsam ne olur ki? Gidin lan. Bize ihtiyaç... Kritikler lazım. Git buradan. Git buradan. Onları öyle dürterek ortadan kaldırmak bir şey değiştirmiyor, biliyorsun değil mi? O zaman niye şikayetçisin? Gerizekalı. Evet, John burada. Yine bir başına. Poz mu veriyor? Tam Kodaklık bir an. Milliyetçisin bakıyorum. Japonya. Kodak Japon mu, Kore mi? Bak, burası tamamen ıssız ve korkutucu oldu. Umarım mutlusundur. Ne oluyor lan? Işık niye gel git yapıyor? Hey, ona bir kız arkadaş oluşturacaktım. Ona bir kız arkadaş oluşturabilir miyiz Ziva? Hayır. Ya. Buraya geçemiyorum. Ne oluyor ya sinemaya? Pekala, burada bir şey yok. Bundan nefret ediyorum ama galiba yine onu konuşturmam gerekecek. Tamamen senindir. En azından bu kez zeytin yok. Ve kamera. Geldi ama ilerleyemiyorum. Aa! Geldi. Ergen River geldi. River? Bunca zamandır içeride miydin? Seni girişte bekledim ama gelmediğini düşündüm. Neden çıktın? Filmi beraber izliyoruz sanmıştım. Ne? Bunu sorması gereken benim. Ne demek istiyorsun? Filmi beraber izliyorduk ama sonra çıktın. Filmi beraber izlemiyorduk. Senin nerede olduğunu bile bilmiyordum. Eğer içeride gördüysen neden gelip beni bulmadın? Ne fark edecek ki? Aynı filmi aynı odada izliyorduk. Haha. Sorun ne? Sen çok garipsin. Artık filmi beraber izlemek istemiyor musun? Tabii ki istiyorum. Gel, film bitmeden tekrar girelim. Turuncu kafa seni. Buradan zekice bir yorum yapmak istiyorum. İsteme. Peki, umalım da seyahat amacımız içeride olsun. Bütün yadigarlar geldi tabi. Aha, burada. Buradalar. Gidelim gençlerin yanına. Ne yaptınız? Tabi bizi görmüyorlar. İzleyin, iyisiniz, iyisiniz hadi. Bir dakika. Arada şey çıkıyor ama... Gene mi ornitorenk? Aman tanrım. Ne ornitorenkmişsin be. Demek ki ta çocukluk oyuncağı River'ın. Ergenlik oyuncağı ya da.
şöyle. Bir. İki, bir, iki. Bir, iki. Yes. Oh yes. Gel buraya, ornitorenk. Baksana, bu ornitorengi sevmeye başladım. Yalnız kalmış çünkü. Ama dur bir dakika. Ya öyle seslendirip havayı da bozmak istemiyorum ama bu it herifi başka böyle düzgün seslendiresim yok ya. O ne lan? İlkokula mı döndük? Bak gene orada ornitorenk. Nicholas. Hadi dostum, biraz taşaklı ol. Olay o değil. Bak belki de bu pek iyi fikir değildi. Yapma, ne olabilir ki en fazla? Bir düşünsene, en kötü ihtimal sana hayır der. Başın dik yürümeye devam edersin. Kimse anlamaz ve senin karizma olduğunu düşünürler. Peki ya birini anlatırsa? Ya da bana bağırırsa? Küçük bir korkak olma. Ya evet deyip hayırı kastederse? Şşş, canını sıkma. Kim öyle bir şey yapar ki? Peki ya suratıma bir ansiklopedi fırlatırsa? Bir kaskım bile yok. Aman tanrım, ben buna hiç hazır değilim. Dostum, panik yapma. Şimdi kendini toparla ve küçük bir korkak olmayı bırak. İşte söyle şuna. Her şey yolunda gidecek. Hadi dön arkanı. Tamam. Ne? Şşş. Merhaba. Merhaba. Beni duyuyor musun? Evet. O zaman niye... Neyse boş ver. O ne güzel bir ornitorenk öyle. Ne okuyorsun? Kitap. Ornitorenkler hakkında mı? Hayır. Ben şey, bu harika. Hey, benim deniz fenerleri. Ne? Ülkede tam olarak 16 tane 2. derece Fresnel mercekli deniz feneri kaldı. 9 tanesi kıyıda bulunuyor. Bir tanesi ise tarihi bir gaz lambalı deniz fenerinden restore edildi. O okuduğun şey bununla mı ilgili? Peki, bir ara beraber film izlemek ister misin? Bilmem. Sorun değil, düşünmen için zaman veririm. Yapamam. Neden? Tarih veya saat belli değil. Bu cumartesi saat 8'e ne dersin? Eyvah, sanırım sistem dondu. Evet. Bu harika. Her neyse. Detayları sonra mı konuşuruz? Ben en iyisi... Gitti. Gitti bebe. Neyse, zaferi kazandı o bir şekilde. Bu zafer sayıdır. Ya ne oldu? Harbi donduk galiba lan. Ben de hareket edemiyorum. İyi yayınlar Pandreis. Seslendirme 10 numara. Ongun eyvallah. Hoş geldin. Hah. Geldi seyir. Ne? Neden bana bakıyorsun? Ne kadar tuhaf bir konuşma oldu hakkında söylenip durmamı bekliyorsun?
Unut bunu. Beklentilerini tatmin etmeyeceğim. Daya Blue, bu sahne güzel olmuş diyor. Üstüne gitme. Daha bir çocukmuş. Bunu en çok senin anlaman gerekiyor. Bu ne demek şimdi? Kapa çeneni ve yürü. Bana kapa çeneni deyip durma. Dur bakayım, bunlar anlatıyor mu şimdi böyle böyle oldu? Kesin anlatacak tabi. Orada ne yapıyordun öyle dostum? Ne? Çıkma teklif ettim. Yo, resmen içler acısıydı. Ben olacaktım ki doğrudan önüne atlayıp lafa girerdim. Hey sen, çıkalım. Ben, sen, hemen. Bu korkunç. Biliyorum ama yine de senin az önce yaptığından daha iyi olurdu. Peki suratına bir ansiklopedi fırlattı mı he? Fırlattı mı? Kapa çeneni dostum. Bak, insanları kapa çeneni diyen tek kişi ben değilim. Ve aniden sevildiğimi hissettim. Bu kadar. Ha, buradaki diyalog bu kadar. Devam. Aa, resim dersine giriyoruz. Kimler var burada? Bu Nicholas gene galiba. Ha yok, John. Sevgili tanrım, bana bu aptal dersi aldırttığına inanamıyorum. Yapma ama, çok zevkli. Eğer çizmeyi becerebiliyorsan. Alıştırma yaptıkça daha iyi olursun. Ya tabii, bu dersten sonra bir daha elime fırça almayacağım. Neden böyle aptal variller çizmek zorundayız ki? Leonardo da Vinci yumurta çizerek eğitilmiştir. Variller de çok büyük yumurtalar gibidir. Böylece hepiniz çok büyük Da Vinci'ler olacaksınız. Bak bu enteresan. Sintriax, teşekkürler. Ya sadece iki tane yadigar bulabildim şu ana kadar. Bir dakika, oraya gitmeden buraya bakayım. Oo, tüm okulu geziyorum bu defa. Kim söylemek ister? Bak, turuncu kafa orada, görüyor musunuz kızı? Bizim oğlan da burada. Kim söyleyecek? Pekala. River, neden sen cevap vermiyorsun? Cevabı bildiğini biliyorum. Bekliyoruz River. Tamam, sanırım ben cevap... 3 Ağustos 1492'de Palos de Frontera adlı İspanyol şehrinden demir almış ki bu şehir 1322 yılında kurulmuştur ve 14 yaşındaki Alvar Perez de Guzmán'a verilmek üzere... Tamam tamam, sadece tarihi sormuştum. Ama bak, o kadar da zor değilmiş. Yüce Tanrım, onun durumunu taşıyan herkesin böyle sağlam hafızası var mıdır? Sayılmaz ama sanıyorum ki ezber yetenekleri gayet kuvvetli oluyor. Bu defa da bilgisayar odası mı? Ha, gene Nicholas'la John. Psst, bu tarafa geliyor. Alt tab, alt tab! Alındı, altın not, alt tab. Alt F4, Alt F4. Psst, bu tarafa geliyor. Alt tab. Terbiyesiz zibidiler, pis herifler. Sizi onlara okuyun diye veriyoruz oğlum. Nicholas. John. Ne yapıyorsunuz siz? Hocam, siz de çoluk çocuğa mukayyet olun. Ne yapıyor bunlar? Bir filtre koyun, bir şey yapın ya. Bura nereye gidiyor? Kilitli. Kafeterya sadece öğle saati açıkmış. Buraya gidelim. Aa, beden dersine çıktık. Şimdilik bu kadar. Siz şampiyonlara, sonra görüşürüz. Basket salonu. Bir salon, burayı daha sonra kullanabiliriz. Bu sağ çizgilerini onun hafızasında dikdörtgen olarak kaldığına inanamıyorum. Hakikaten lan. Enteresan. Oy, şınav çektiriyor. Ah!
Tamam, sen kazandın. Yaşasın. Ne neymiş Nicholas şınavda? John'u tokatlıyor. Bu da tamam. Bir dakika, bu bebeler nereye gitti buradan koştura koştura? Ayşe teşekkürler. Chat'e bakmıyorum, şundan bakmıyorum. Ben size oyunu aktarıyorum arkadaşlar. Spoiler ya da herhangi bir şey almak istemiyorum. Froginarium, hoş geldin. Tıklasam mı? Ha. Tıklamam gerekiyormuş. Gel bakayım John efendi. Küçük John. Aa bak River orada. Evet. Eşsiz bir kız ama eşsiz bir şekilde sıkıcı. Nicholas'la tabii John'un demek ki ta ilkokuldan beri Nicholas, John, River bunlar beraber. Yani şuna baksana. Ne var lan, ne güzel işte. Artist, sana bakmıyor diye kıskandın mı? O tuhaf eskimiş ördek oyuncağıyla bütün gün orada tek başına oturuyor. Eski bir ördek değil o. Bir ornitorenk. Ornitorenk ne ki? Kelime uydurmayı bırak. Her neyse, o kız çok kapanık, anladın mı? Sanki tamamen farklı bir gezegenden falan gibi. Evet, harika değil mi? Uzaylı ya da o çeşit şeylere ilgi duyuyorsan öyle tabii. İyi de peki tuhaf olmak istiyorsan neden gidip emolarla ya da gotiklerle takılmıyorsun? Çünkü öncelikle saç şeklimi bozmak istemiyorum. Onlara isim takmış olmamız da birçok şeyi açıklıyor. Bak Nick, ben sadece aynı tip insanların olduğu bir toplulukta aynı tip biri olmak istemiyorum. Peki o kızla beraber olman kimliğini nasıl değiştirecek ki? Yani utangaç bir kızla gezen sıradan bir erkek olacaksın. O sadece utangaç değil Nick. Onda değişik bir şeyler var. Değişik olmak her zaman iyi değildir, bunu biliyorsun. Onun değişik olmayı istediğini bile bilmiyorsun ki. Belki o da herkes gibi insanların arasına karışmayı istiyordur. Ve eğer öyleyse onu diğer tarafa itmenin bir faydası olmaz, değil mi? Bak Nick, önemli olan benim ne istediğim. Ve o kız buna sahip. Yani onun kendisini değil, sahip olduğu şeyi istiyorsun. Ya Nick, ne kafa, kaç yaşındasın oğlum sen la? Bu çok duygusuzca dostum. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Biliyorum. Ama bence yanılıyorsun. İnsanlar o derece tek tip değildir. Herkesin özel bir yanı vardır. Bunlar büyük annenin lafları gibi. Ne yani? Bu herif insanları kullanan bir züppe mi? Bu çok huzur bozucu. Dürüst olayım, bazen müşterilerimizi tokatlayasım geliyor. Burası lise, herkes şerefsizdir. Yani ekibe hoş geldin. Yoksa kayalıkta ona söylediği şey doğru muydu? Ha, hani beni bunun için mi işte yaklaşmıştın? O da evet, başta öyleydi falan demişti ya. Furki hoş geldin. Hoş geldin abi. Kastettiği buymuş demek ki. Hani sıra dışı olma şeyi. Ay yanlış yere tıklıyorum. Anlaşılan sonra kafayı oynattı ve o garip tavşanları yapmaya başladı. Ama bu itirafı kim bilir ne kadar önce yapmıştı. Kız iyi kin tutuyor demek ki. Aklıma yatmadı. Bir şey eksik. O zaman gidip bir şapka tak Sherlock. Hadi galiba pasaportumuz masanın önünde duruyor. Ama bir tane eksik var. Kızın yanına gitmeliyiz. Ornitorenk'i büyük ihtimalle mıncıracağız.
Bu şeyle her karşılaştığımızda beleş bir anı bağlantısı almayı seviyorum. Bu şey benim zihnimde olduğu gibi 12'nde de büyük bir yara açmış olmalı. Hepsi bir yana lisede tanışmış olmaları kayda değer. Bugünlerde bu tür ilişkiler bir aydan fazla sürmüyor. Seni bilmem ama benimkiler rüzgar gibi esiyordu. Öyle mi? Direkt pencereden dışarı esiyordu. Şimdi oldu. Lan seni kim ne yapsın be? Pekin ördeği. Ben mi yapsam? Gerek yok, böyle iyi. Anlaşıldı, bu yapacak bu zibidi. Kame! Of cevizler aşkına. Hame! Hey! Hiç hoş değildi va. Kız son anda geldi, o şey yaptı. Kameyama dalgası atacaktı. Ay. Kamehame dalgası benim burnumdan gelecekti neredeyse. Kimse asla kamehame yapan birini engelleyemez. Ne? Hadi bakalım, yadigarı hazırlıyorum. Hadi ge. Galbini gönderdi, eyvallah, teşekkürler. Best, yemin ediyorum ya. Ulan hayatımda böyle çözmemişimdir herhalde. Nereye döndük? Aha küçük John. Çocuk oldu lan, çocuk John. Ben okula gidiyorum anne. Güle güle Joey. Benim minik oğlum çok hızlı büyüyor. Dal 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 odaya dal. Çocuğun odaya dal dal dal. İyi, ya bir kız olsaydı yine dedesinin ismiyle mi çağıracaktı onu? Bence o kadar kötü olmazdı. İyi bile bitiyor neticede. Joey, Juvie, Julie, çok hoş. Madem hoşuna gitti onunla evlensene. Ne yapıyorsun kız? Niye bu çocuğa uyuyorsun? Aa evet, çok kıskandım falan. Ergen misiniz? Yaş kaç sizin ya? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun babam? Ne yapıyorsun gülüm? What the hell? Futbol topu var orada. Futbol topu şey çıktı. Yadigar çıktı. De şu andan itibaren River'la bağımız kopuyor o zaman. Daha çocuk halinde River'ı nereden görecek bu? Hemen odayı bir talan edelim. Ne var ne yok bulalım. Çeşitli kitaplar. Çeşitli kitaplar. Saat. Saat TikTok sesleri. Doğruyu söylemek gerekirse saat sesi gerçekten de sinir bozucu. Yatak, yani daha doğrusu koltuk. Yani çek yat baza. Neyse işte. Zeytin, tabii ki zeytinsiz olur mu? Aa yapma yine mi? Aa salatalık. Hadi be, aklım başımdan gitti. Çok kolay etkileniyorsun. Hadi gidiyorum. Yani çocukluk odasına girdik. Anası, danası okula gitti. Anası aman oğlum da ne büyüyor dedi.
Çok da bir şey olmadı zaten. River'la lisede tanışıyorlar. Sonra sinema, sonra hatta az değiller var ya hınzır. Ama sonra... What the fuck? Tüh lan, iki hamle fazla oldu. Neyse, önemli değil. Artık zaten overall sonsuz olduğu için sorun olmaz. Tabii ki bir küçük erkek çocuğunun yadigarı da futbol topu olur. Şu anda sadece bu oyunla ilgili muhabbeti yapıyorum arkadaşlar. O yüzden bazı sorularınızı gördüğüm halde cevap vermiyorum diğer oyunlarla ilgili. Jigglypuff, sümüklü panda. Öyle ya. Her ne kadar toparlasak da öyle. Yine hayvan leşi kokuyor. Ne alaka ya? Meğersem kız yatalakmış, kocası da tuzlukmuş. Leyla ile Mecnun'muş. Kübra. Neredeyiz? Eva? O ne öyle be? Ne oluyor lan? Uğra, teşekkürler. Müziği veri arttırıyorum. Bir sonraki anısı. Evet. Ama neden Laputa gibi davranıyor? Bilmiyorum. İnşa için anıları birbirine bağlayamıyor. Kısayım değil mi biraz? Ama müzik çok güzel. Makinesinin ADG'sinde bir şeyler arıza yapmış olmalı. Yine mi? Bir önceki tabirin bir yıl idare edeceğini sanıyordum. Bir kış gecesi doğmuştun demiş Mani. Bakın ve onların ekibindeki o salaklara inanmıyorum. Makinem patladı lan. Bak merak etme, gençlik yıllarını çoktan kaydettik. Bu işi hala yapabiliriz. Tamam ama ona bundan bahsetmeyeceğim. Başarabildiğimiz sürece bilmesi gerekmiyor. Pekala, sanırım bu kadar. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Etkinleştirme öncesi sonuçlandırmaya hazır mısın? Önden bayanlar. Düzgün konuştuğu için biraz daha düzgün artık seslendiriyorum. Çok yazık, halbuki iple çekiyordum. İkinci perde. Milyarlarca deniz feneri gökyüzünün derinliklerine saplanmışlar. Aa! Buraya kadar. Anılar bitti. Neredeyiz? Aa evet. Yani. Rahatsız etme onları. Biz hani içerideyiz ya, kolay uyanamıyor olabilirler ama odaklanmaları gerekiyor.
Şu anda oyunun başına, günümüze geri döndük. Ama ölmeden önceki ilk şey, yani ilk anıya da doğrusu yaşlıktaki. Bu ihtiyarın bildiği her şey bu kadar. Daha fazla yardım edemediğim için üzgünüm. Bunda şey bitmiş. Mouse'la devam. O halde bu kadarıyla yetineceğiz. Tabi orada bağlayamadı ya, daha da geriye. Ayça kahve göndermiş. Esas oldu. Oyunun bitmesine daha 2 saat var, bilgin olsun. O zaman bitireceğiz burada. Kaç saatlik oyunmuş bu? Da nasıl 2 saat oluyor anlamadım ya. Geriye kayıtlı aya gitme isteğinizin eski anılarınıza yüklenmesi kalıyor. Ardından düğmeye basacağız ve tatam, kendinizi ayda bulacaksınız. Bir sorun var. Eğer Lily'yi ortadan kaldırabildiyseniz bu dünyayı da değiştirebilirsiniz. Öyleyse basit bir şekilde değişiklik yapıp isteğimi burada yerine getiremez misiniz? İşe yarayabilirdi. Eğer bu bütün anılarının bir birleşimi olmasaydı. Şey olsaydı. Ne demek istiyorsun? Bu ne peki? Neyim ben? Bu sadece bir kopya. Üzerinde çalışmamız için bir taslak sadece. Sana gelince sen Johnny'nin bir algoritmasısın. Ona benzeyecek kadar ama tamamı değil. Bizim yapabileceğimiz şey bu taslağı mantığa uygun bir şekilde hazırlamak. Ve sonra kayıtlı isteğini çocukluğuna aktardığımızda makine istediğin davranışların önüne ve lalalullele hullele hullele yani gördüğün gibi dediğini yapsak da sen sadece salt okunur bir programsın. Yani seni defalarca yeniden başlatabilir ve bu kadar yeter, yeter. Bu kadar duygusal olma, gerçek değil o, biliyorsun. Eğer buna sahiden inanıyorsan neden açıklama yapmak gereği duyuyorsun gerizekalı, beyinsiz, mal? Ben vakit kazanmaya çalışıyorum. Hadi gidelim. Aa bir dakika. Doktor şeyi durdurdu lan. Bizim işe yaramazı. Ben gerçekten öyle miyim? Al piç, mutlu musun? Mutlu musun? Adama neler hissettiriyorsun? Ha. Köpek. Aa, tüm geceki uğraşımız. Ne? Önce bir uyarsan diyorum. Ne diyebilirim? Kafa olmayı seviyorum. Bunun bir kelime olduğunu sorardım ama evet dersin diye korkuyorum. King Devil, hadi ye. Şu iş çabuk halledelim. Bu surette kendimi çok aptal hissediyorum. Tek yapmamız gereken onun isteğini son anısından ilk anısına geçirmek. Ha? Aa, klavyeyle kontrol ediyorum lan. Ne oluyor buna tıklayınca anlamadım ben. Adama mı tıklıyorum? Bani Erzurum -35. Of of of. Çıkma yorgandan. Çay, yatak iyidir. İyi seyirler abicim. Kayıtlı isteği taşımak için eşleşen iki yadigarı köşeleri hizalayın.
Çiçek mesela yani, öyle mi? Tamam. Benim en soldan yapmam gerekiyordu o zaman. Ben ileriden geriye giderek hata yaptım. Net hata yaptım. Dur tamam, çok bir şey kaybetmedik ya. Ha illa oradan gelmiş. Tamam, bu böyle birleşti. Oha, şurayı da birleştirsem oldu zaten. Hey Eva, şuna bak. Neye bak ya? Nam nam nam. Ne yapıyorsun ya? Başının etini mi yiyorsun? Bu mu? Espri mi? Komik misin lan sen? Ha? İt. Komik misin sen? Burada saatler. Burada defteri kafalayacağız. Çat, bitti. Bingo. Erişebildiklerimizin neredeyse tamamı bunlardı. Düğmeye basmaya hazır mısın? Beni tanırsın. Her zaman hazırımdır. Pekala, gidip Ay'dan neler getirmiş bakalım. Önden bayanlar mı? Bu kez değil şekerim. Yok, yanlış yerim geldim. O tarafa gidecektin değil mi? Az buçuk tatlılık katsalar aynı Chandler aslında. Ya Chandler apayrı bir şey. Chandler. Burada bir başı boşun kalması kötü oldu. Mühim değil, onsuz hallederiz. Evet ama yarım kalıyor. Aşırı bağlanıyorsun, bu ileride işini yapmana engel olacak. Saçmalık, kadınsı şeylerinizi kendinize saklayın. Aptal bakım ve onarım ekibi. Doğru düzgün tamir yapamıyorlar. Bu mu yani? Vakit harcamayı bırak. Henüz erken. Biraz daha ileriden gidip sonuçları görelim. Bu dedem mi? Hah. Burası gerçeklik son ulaşılabilir hafızasıyla yeni mekan. Genellikle az da olsa değişiklik olurdu. Doğru olmayan bir şey var. Bu anılar tekrar yaşanmış gibi durmuyor. Bunlar tamamen aynı. Bu imkansız. İstek aktarıldı değil mi? Aktarıldı. Eğer bu gerçekten de aynı anı ise onun deniz fenerinin oradaki uçurumda olması lazım. Johnny? Bu ne güzel bir sürpriz. Buralarda fazla ziyaretçimiz olmuyor da. Dejavu yine. Adım Doktor Eva Roslin ve bu da
Ne? İkinci kez söylemeyeceğim. Dr. Neil Watts. Sigmund yeni hayat çizme falan filan. Ah, siz ikiniz kurumdan mısınız? Şu işe bak, ben de tam sizi aramayı düşünüyordum. Nasıl ya? Lili, lütfen bize çay getirir misin? Lili? Onu da dondur. Sen bekle, gidip istek sinyalini tekrar göndereceğim. Bakalım değişiklik olacak mı? Başarıyla aktarıldığına şüphe yok. Değişiklik var mı? Bir kıl bile değişmedi. Nasıl ya? Bu nasıl olur? İsteği çalışmadıysa bile neden hiç değişiklik yok? Belki bu bir isteğin uyandırılması gerekecek. Eski anılarında mı? Ulaşabileceğimiz en eskisi. Gidelim. Enteresan. Johnny'nin Ay'a gitme isteğinin ortaya çıkması için biraz teşvik gerekebilir. Ha. Peki o zaman. Filmi değiştirdi. Ne? Bu salondaki film bu değildi ki. Pekala. Senin için sorun olur mu River? Hayır, bunu sevdim. Tamam, hadi girelim. Umarım bu bir kıvılcım olur. Peki, Neil nerede? Böyle durduracağım artık. Saat 12'ye geliyor arkadaşlar. Oh. Yok, sıkmadı da daha, eğer ki esas Holt'un dediği gibi 2 saat varsa yetişemeyiz. Bu gece bitmez. Saat çünkü 11'e geliyor. Ama bence iyi yol kat ettik ya. Hatta şuradan kaydı durdurayım.